Diyelim ki bir anınızı hatırlamaya çalışıyorsunuz veya daha önce öğrenmiş olduğunuz bir şeyi düşünüyorsunuz. Burada yaptığınız şey aslında geri alma eğilimidir. Geri almanın başarısı, çevrenizdeki ipuçlarını kullanabilme yeteneğinize bağlıdır. Ayrıca kodlama sırasındaki ipuçlarıyla geri alma sırasındaki ipuçları arasındaki bağlantıyı ne kadar iyi yorumladığınızla da yakından ilişkilidir en iyi ipuçları ilk kodlama sırasında oluşan ilintilerdir. Bazen bunların farkında bile olmayabilirsiniz. Mesela hazırlama bellekteki belli ilintilerin aktif hale geçirilmesidir ve siz bunu fark etmeyebilirsiniz bile. Örneğin Ocak ayına ait faturaları uzun uzun inceliyorsunuz sonra ben gelip Ocak sözcüğünü telaffuz ediyorum. Muhtemelen Ocak ayından bahsettiğimi düşünürsünüz. Halbuki ben yemek pişirmeye yarayan ocağı kastetmişimdir. O sırada bilinçli olarak faturaları düşünüyor olmasanız bile beyniniz bu sözcüğü diğer anlamlarıyla değil de ay olan ocak şeklinde yorumlamaya hazırlanmıştır. Diğer bir geri alma ipucuysa bağlamdır. Bağlam, bilgiyi kodladığınız ve sınava girdiğiniz sıradaki çevrenizdir. Bir süre önce bir araştırma yapıldı. Bir konu, bazı balık adamlara suyun altında, bazılarına ise karada anlatıldı. Sonra yine bazıları suda, bazıları karada sınava tabi tutuldu. Aynı ortamda öğrenip sınav olan kişiler, bir ortamda öğrenip diğer ortamda sınav olanlara nispeten daha yüksek puanlar aldı. Bu bağlama dayalı belleğe bir örnek. Yani bilgiyi kodladığınız çevreyle geri aldığınız çevrenin aynı olması çok faydalı. Ne var ki kazın ayağı her zaman da öyle olmuyor. Mesela ders çalıştığınız yerle sınava girdiğiniz yerin aynı olması her zaman mümkün değil. O halde ne yapabilirsiniz? Farklı yerlerde ders çalışabilirsiniz. Evde çalışabilirsiniz. Sonra çıkıp biraz parkta çalışırsınız. Bir kafe bulup oturup orada çalışırsınız gibi. Farklı mekanlar farklı geri alma ipuçları sağlar. Sınava girdiğinizde sadece bir tane değil, birçok ipucu kümeniz olur. Bu da işinize yarar. Sınava girdiğiniz yerde daha önce ders çalışmamış olsanız bile daha fazla şey hatırlarsınız. Çünkü farklı mekanlarda çalışarak geri alma ipuçlarınızı çeşitlendirmiş olursunuz. Evet, diğer bir geri alma ipucuysa duruma bağlı bellektir. Bu durum ruh haliniz veya diğer herhangi bir içsel durumunuz olabilir. Burada durumdan kasıt o an nasıl olduğunuzdur. Mesela bu durumlardan birine alkol etkisi altında olma halini örnek verelim. Hemen bir uyarıda da bulunmak istiyorum. Alkollü halde bir şeyler öğrenmeye çalışmak oldukça kötü bir fikir. Çünkü alkol bilgi depolama ve işleme süreçlerine zarar verir. Ancak alkolüyken bir şey öğrendiğinizde o şey yine alkollü olduğunuz bir zamanda hatırlama olasılığınız, ayık olduğunuzda hatırlama olasılığınızdan daha yüksektir. Çünkü sarhoşluk beyin için içsel bir ipucudur. Yani sarhoşken öğrenilen daha çok sarhoşken hatırlanıyor. Tabii ki ayıkken öğrenip ayıkken hatırlamak çok daha iyi bir yol. Yani aman siz öteki türlü yapmayın. Evet, alkol etkisinin yanı sıra ruh halinizde duruma bağlı belleğiniz için bir ipucu teşkil edebilir. Mesela üzgün veya sinirliyken, üzgün veya sinirli geçen diğer dönemlerinizi hatırlama olasılığınız daha yüksektir. Ayrıca sizi üzen diğer şeyleri daha sık düşünürsünüz. Depresyonun berbat bir döngü olmasının bir nedeni de budur işte. Çünkü depresif ve mutsuzken depresif ve mutsuz olmanıza yol açacak diğer nedenleri ve eski depresyonlarınızı düşünme olasılığınız artar. Ama aynı mantıkla mutluyken de mutlu olduğunuz diğer zamanları daha sık hatırlarsınız. Olaylara pembe bir gözlükten bakar, bardağın dolu tarafını görürsünüz ve daha önce aynı ruh halindeyken kodladığınız bilgileri daha rahat hatırlarsınız. Bunu reklamlarda sıkça görüyoruz. Belli ürünleri belli ruh halleriyle ilişkilendiriyorlar. Böylece o ürünü mutlu bir ruh halini tetikleyen bir geri alma ipucu haline getirerek ürünü satın almanızı sağlamaya çalışıyorlar. Evet, artık geri almaya dair genel bir bilgiye sahipsiniz bir şeyi hatırlama yeteneğinizi güçlendiren veya zayıflatan ipuçları nelerdir? Az çok öğrendiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.